Malatya'nın başına ben başkan geldim. Ben Malatya'ya karşı demek ki sorumluluğum var. Bu anlattığım aynen geçerlidir. Doğru olarak yapılması gereken de bu. Yani Türkiye'de de yapacağımız bu. Bu dediklerim yapılmadığı sürece deprem kabusunu atamayız, yok edemeyiz. Şimdi başkan seçtiniz, düşüneceğim şöyle kendi kendime masamda otururken. Yahu Malatya'yı, deprem şimdi konuşuyoruz. Sel gelir, işte kaya düşmesi olur, göçük olur vesaire onlardan bahsetmiyorum. Ben şimdi sadece deprem düşünüyorum. Peki belediye başkanı olarak oturduğumda şöyle düşünebilirim. Bu Malatya'yı tehdit eden faylar nedir? Yani Malatya'yı hangi faylar tehdit ediyor? Bunlar nerededir? Özellikleri nedir? Eni, boyu nedir? Derinliği nedir? Karakteri nedir? Ne büyüklükte deprem üretme kapasitesi var? Ne zamanda bir deprem üretir? Niye bunu merak etmek durumundayım? İlk oturduğum zaman masama başkan seçilip beratımı aldıktan sonra, çünkü beni başkan seçen insanlarımın, çocuklarımın can güvenliği bu düşünceye bağlıdır. Hiç ben umursamasam bu işi, deprem olduğu zaman vah vah deprem oldu, ağlayıp sızlamanın ne anlamı var? Vatandaş onu yapsın. Peki başkan olarak sen niye onu yapıyorsun? Neden daha önce Malatya'yı tehdit eden fayların özelliğini, yerini, yurdunu, karakterini niye bilmiyorsun? Şimdi o kendisi bilmedi. Ve onun tabii ki yapamayacağını biliyorum. Demek ki, yani diyelim ki adamcağız hukukçu, avukat veya kalpçi veya bir başka meslek sahibi elbette bilmez. Ama Türkiye'de bilim insanları var. Türkiye'de bilim adamları var. Türkiye'de araştırma yapan insanlar var. Ben bunu bilmiyorsam, bu zafiyet varsa, yumuşak karnım varsa, ben Malatya'yı tehdit eden, Malatya'ya saldıracak düşmanımı bilmiyorsam, benim hayatta güvenim yok demektir. Hiç ummadığın zaman beni vurur. Şimdi bu düşmanı anlamak için bilen adamlara başvurdum. Size samimi söylüyorum, Türkiye'de yer bilimciler, işte yer bilimcilerin başkanı burada oturuyor, araştırma yapmak için, para bulmak için çalmadıkları kapı kalmıyor. Ne hükümet ne belediye 5 kuruş para vermiyor. Nasıl olacak peki? Türkiye depremden alabildiğince etkileniyor. Yüz binlerce insanımız ölüyor. Biz deprem araştırmalarına doğru dürüst para vermiyoruz. Bu son günlerde TÜBİTAK para vermeye başladı. Yok yani, para verme yok. Marmara Denizi'nde İstanbul'u tehdit eden deprem araştırmasının Türk tarafının başkanı bendim. Vallahi de billahi de bakın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden tek kuruş para çıkmadı. 3 kişi, 4 kişi biz Avrupa Birliği fonlarından, İtalyanlardan, Fransızlardan, Amerikalılardan para, projeler yazmak suretiyle araştırmayı yaptık. İstanbul'u tehdit eden bir tehlikeyi açığa çıkarmak için. Bunun vehametini anladınız.